Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle gördüğünüz gibi 0.12 0.12.1 alfabemiz, onu inceleyeceğiz. Hemen ayarlara bakalım ilk şu. Haydi Google kapatayım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi difficult artık peaceful, easy, normal ve hard'a gitti. Ben hard'a kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu da böyle artık böyle. Bu skin zaten onu biliyorsunuz. Sensitivity'yi biliyorsunuz. Onları biliyorsunuz. Bu arkadaşlar göz gibi. Haydi Go'yu kapatmamış mıydım? Evet. Bu arkadaşlar şimdi onu değiştirirsek bu, sağdaki butonlara zıplıyorsunuz. Buna basarak da crouch ediyorsunuz. Geliyor olabilir bu arada. Sıkıntı olabilir. Şimdi ben onu değiştireceğim. Bunlar var işte. Bunlar böyle. Öyle değiştirebiliyorsunuz onları. Bunda da arkadaşlar durun bakalım. FOV ne demek arkadaşlar? Gördüğünüz gibi zoom. Zoom yapabiliyorsunuz böyle. Ben bunu kullanıyorum. Ve enchant falan geldi. Gördüğünüz gibi bunlar geldi. Bunlar water bottle. Evet, hemen uyuyalım çünkü ben canavarlara saldırmak istemiyorum. Onlar da bana saldırmak istemiyormuş. Demin söylediler. Neyse. Yanarsınız öyle. Evet. Dur bakalım. Gördüğünüz arkadaşlar bayağı iyi bir kılıç. Tek atmıyor mu? Açlık geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi zırhlarım bayağı güçlü. Yani bayağı. Video çekiyorum bir. Gördüğünüz gibi Thorns 2, Blast Protection 4, Fire Protection 2 ve Feather Falling 1. Yani çok iyi, düşerken falan hiç çok az damage yiyeceğiz. Ben de onu kontrol etmek için böyle bir şey yaptım. Ondan sonra lava karşı direncimiz olsak ve bayağı bir ok falan gelirse güçlü olacağız. Ve Thorns'u, Thorns kritiklerde, yani böyle artık zıplayarak kritik vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Anvil'de arkadaşlar ad değiştirebiliyorsunuz. Yani eşya koyuyorsunuz. Böyle işte klavye çıkıyor, değiştiriyorsunuz. Sonra burada bir kılıç çıkıyor. Onu tıkayınca ekibiniz harcanıyor ama. Gördüğünüz gibi Wood Gamer. Bakalım özelliklerini. Bane of Arthur's 4, Unbreaking 3, Looting 2. Bayağı güzel bir kılıç. Bunlar zombilerden çıktı ama elmasları ben yaptım. Gördüğünüz gibi. Hemen gördüğünüz gibi yay da var arkadaşlar. Enchant geldi dedim. Earth falan da geldi işte. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Nether falan da geldi bu arada. Nether yapmayı unutmuşum. Bu gördüğünüz gibi Fire Protection 3. Hangisini yapsam? Fire Protection. Fire'a direnç 3. Hadi bakalım. Şimdi Fire Protection 3. Fire Protection 3'ü ben neyime bastım? Pantolonuma bakacağım. Bu kaçmış peki? 2. 3 daha iyi yani. Hemen pantolonu yapıp ona örse basalım. Nasıl basalım da hemen göstermiş olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun survival serisini çekmeyi isterseniz de yorumlarda yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen. Fark edecek. Suçlu bir ayakımız orada artık. Ama bayağı bir dayanıklıyız. Cam şişesi geldi işte gördüğünüz gibi. Böyle de içebiliyorum. İçtim ama hiç açlık barı falan doldurmuyor arkadaşlar. Ama böyle. Arkadaşlar artık yüksekten blok koyma sıkıntı olmayacak. Bazıları hiç böyle biliyorsunuz bizim eski Minecraft taktiğimize göre. Bu ne? Ha, şartmış. Bana Smile 4 gelmişti ama o dünya silindi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz ya biz. Şöyle. Böyle bazen böyle yapmaya çalışıyorlar. Rahatça basarak gördüğünüz gibi böyle koyabiliyoruz. Hiçbir şekilde düşmüyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı güzel. Değil mi artık, yani yüksek eve yaparken böyle düşmezsiniz. Bilmiyorum. Kedilere balık şey olma sorunu arkadaşlar. Gelmeyin buraya ya. Oha, tek attı. Tek attı. Arkadaşlar kedilere balık tutma. Şimdi bunu balık sanın. Şunu da neyse, şimdi balığı alıyorsunuz böyle craft yapın. Böyle
Hiç panik etmeyin. Kedisi de gelince tame diye bir yazı çıkıyor. Tame'e bastığınız anda evcilleşiyor artık. Onun yanında istediğiniz kadar zıplayın. İstediğiniz kadar dönün. Hiçbir şekilde olmaz. Kaçmaz. Çünkü o sizin. Power birimiz gelmiş arkadaşlar. Ben dur bakalım. Blast Protection mıydı o? Blast Protection. Beni fight drops hayır. Şartmıştır hayır. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bilgisayarda PC'de yani. Enchantler böyle yazılmıyordu ama burada yazılıyor. Nasıl hemen göstereyim. O nasıl alıyor bana. Gördüğünüz gibi ben bunu zombiler verdim. Gördüğünüz gibi Blast Protection 3. Unbreaking 2 gibi Unbreaking 1 mi yapsak diyor. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz yani. Şansa gelmedi. Ama sadece Bane of Arthros falan yazıyordu bende. Bunlar da geldi. Yani çok iyi oldu. Kırılmazlık 2. Şimdi özellikle tek tek bakalım arkadaşlar. Hepsini sayacağım. Thorns'u açıkçası bilmiyorum. Protection, dayanıklılık. Far Protection, ateşe dayanıklılık. Feather Falling arkadaşlar yüksek bir yerden düşerken daha az hasar almanız. Power 1, normal yumruk atıyorsunuz. İşte yaya o gücü veriyor. Atma. Bane of Art Drops galiba savunma. Unbreaking 3 kırılmaz güç. Looting de değer ama değer pek bir işe yaramayacak sanırsam. Bekle. Bir şey oldu da böyle giyince falan gözüktü. Neyse. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Rotten Flesh yiyince artık önceden kalp zehirleniyordu ama zehirlenmiyor kalp. Değil mi? Yeah. Şimdi ben kısacık bir Nether'a gidip bir şeyler alayım da arkadaşlar. Hemen pickaxe'imi alıp diamond carving yapıp hemen. Kaç dakika? 7 dakika arkadaşlar. Zaten pek de bir şey yok. Ghast Mask çıktı işte. Hemen Creative'deki itemleri göstereyim ve bitireyim arkadaşlar. Çok fazla şey ve arkadaşlar Creeper falan patlayınca artık efektleri gözüküyor böyle yuvarlak. Yuvarlak o şeylerden var ya. Yuvarlak. Evet. Yuvarlak onlarda. Onlar artık görünüyor böyle patlayınca. Mac'de de oluyor ya. Şimdi hemen ben bunu enchantlasayım. Lapis lazırım bu. Lapis lazırsız arkadaşlar olmuyor bu arada. Hadi. Çabuk. Aa lapis lazırımız gitmiş. Nereye gitmiş? Enchant basamayacağım. Nasıl olabilir? Arkadaşlar çok büyük bir fail oldu. Dur bakalım. Diğer chest olabilir çünkü bitmemişti sanırsam. Ya. Neyse arkadaşlar en azından böyle gideceğiz. Hemen şunları koyalım ve gidelim arkadaşlar. Koy. Hemen benim hilemi yapalım. Stop etmiş arkadaşlar. Bazen böyle stop edebiliyor. Hiç sorun değil. Evet. Yorumlarda yazarsanız ben de çekerim tabii ki de. Hadi bakalım. Şimdi hemen benim midemi yapalım. Creative. Böyle gördüğünüz gibi itemlara bakalım arkadaşlar. Ben hızlıca gördüğünüz gibi böyle golden apple falan filan geldi. Onları yapacağız. Rabbit food neden geldi bilmiyorum. Slime ball geldi işte. Bunların hepsi geldi. Sonra atmalık iksirler falan geldi. Gördüğünüz gibi burada ocelot. Aa şu balık şeyini göstereyim de. Şimdi crouch'layım. Gördüğünüz gibi. Ha, çok hemen yaparsanız olmaz. Hemen böyle. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir güzel kedimiz oldu. Şşt, kaçma. Şşt. Yatağın üstüne zıpla. Böyle arkadaşlar. Bunu böyle atabiliyorsunuz. Eki yağıyor. İşte bunlar da gördüğünüz gibi Blaze. Gördüğünüz gibi Spawn Blaze. Ve Ghast var. Earth var. Mu var. Kafa çıktı. Kafayı göstermedim. Gördüğüm kafalar. Ondan sonra Iron Golem çıktı. Snow Golem çıktı. Burada ne var? Soul Sand çıktı arkadaşlar. Ruh kumu. Packed Ice çıktı gördüğünüz gibi. Hemen şu demir bloklarla yapayım da. Hemen. Pumpkin tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
Ve demir bloklar sadece harcanacaktır. Pumpkin asla harcamaz survival'daysanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Iron Golem ve Snow Golem arkadaşlar. Snow Golem bir tane Blaze'e yürütür yani Blaze'i. Şuraları Snow. İki tane. Hemen. Blaze saati. Oha. Bir tane Blaze'i öldüremedim. Öldü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen göstereyim. Çünkü bayağı uzun sürüyor. Bu arada sol saatle yavaş gidiyorsunuz. Altını buz kartını daha da yavaş gidiyorsunuz. Hemen göstereyim. Arkadaşlar Nether portalımızı. Bu arada gazlar portalı dağıtabiliyor. Altına bir şey koymak da zorunda değilsiniz. Snow da koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz. Tam içeride arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bunu söylersiz konuşamadım. Çekmeksiz tabii ki de çekerim arkadaşlar. Dediğim gibi. Ve yani en fazla 10 tane gerek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar portal açıda hiçbir şekilde mod yok. Arkadaşlar zaten yukarıda diyor ya açlıklarımız falan var. Gerçekten çok güzel bir şey. Iron Golem'i de götürebilsek manyak olacaktı. Naber kedi, seni götürmeyeceğim, bak sen orada kal. Senin için çok tehlikeli. Zırhımız. Alev protection falan filan var yani, iyi bir şey bu. Hemen şunları alalım da. Biraz ne durayım. Gel. Otur bak. Sakın kalkma bak, çok tehlikeli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ses de çıkıyor yani, normal bir şeyde böyle olamazdı değil mi? Hadi bakalım. İndirme linkini aşağıdan veririm arkadaşlar. Her zaman böyle bir yerde doğuyorum. Neden? Üstü açık bir yer neden olmuyor? Ben de bilmiyorum. Neden üstü açık yer yok? İşte aynen ben böyle bir yer görüyorum. Sonra arkadaşlar buraya böyle kırkıncı dağ çıkıyor. Göstermek istiyorum. Ay, burası yukarısı mı? Gerçekten yukarısı olabilir. Evet, biraz kazanım da oraya merdiven yapalım çünkü. Gördüğünüz gibi portal gerçek. Arkadaşlar şöyle bir ileri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada portallar snow değil, obsidene dönüşmüş. Ve bu yüzden ile olabilir arkadaşlar. Ne bileyim, obsiden ilesi. Kaç dakika? 13. Tamam. Hemen şuraya çıkıp bitireceğim arkadaşlar. Bu kadar işte. Açıklarımız falan var. Linkini aşağıdan vereceğim. Bir de üzmeyin diye. Siz de indirin. Çok az kaldı zaten. Evet. Yukarısı var da. Tam yukarısını istiyorum. Böyle gazlar maslar oluyor ya. Böyle pigmen oluyor. Onu istiyorum ben. Savaşmak istiyorum. Harbi bir ne kadar vuruyor onu görmek istiyorum. Buraya gidelim. Hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi aşağı. Yani eski kelime memleketimize gidelim yani. Bu ne? Sarhoşluk yaşasın. Ve arkadaşlar creeperlardan çıkan gant. Oha. Ha bu arada arkadaşlar artık taramalı kartopu atabiliyorsunuz yani böyle pık pık diye beklemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi Iron Golem'e saldırıyor. Gördüğünüz gibi ok atmada kuru olanlar gerçekten çok işine yarayacak Skywars'ta bu. Çünkü direkt böyle pık pık böyle küçük ok attığınızda hemen başka bir amaçlarınızı bir slot atıyorsunuz. Güzel olur ama ben de neden olmadı oluyor. Deneyeyim. Ben de böyle başka gözlüğü ben çevirdim. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Abone olmayı, like tutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir bölümü geldik. Aşağıda linki verelim. Görüşmek üzere. Bay bay.